Evet, Bursa'mızın doğal güzelliklerini, dağ köylerimizin doğal güzelliklerini tanımaya devam ediyoruz. Uzaklaşma fazla. Tanımaya devam ediyoruz. Burası Karadere. Durasan Köyü'ne geldik. Durasan Köyü oran eriye oran 18 kilometre uzaklıkta. Bu Karadere dedikleri su da, bu dere de Sadağ Köyü kanyonunun başlangıç noktası. Şimdi herkes klasik Sadağ kanyonuna geliyor. Bütün gruplar, Bursa'da bütün gruplar, bütün doğa severler hep Sadağ Kanyonu, Sadağ Kanyonu, Sadağ Kanyonu çıkıyor, 3 kilometre yürüyor, bitiyor. Şimdi buradan Durasan Köyü'ne geldik. Sadağ Köyü'nün üstünden, Sadağ Köyü'nden devam ediyorsun. Yeşiller Köyü ve Durasan Köyü. Buraya geliyorsun Durasan Köyü'ne. Durasan Köyü'nden aşağı iniyorsunuz. Burada kanyon başlangıç noktası bu. İşte buraya da bir ördekleme yer. Kanyonun başlangıç noktası. Buradan çayırlardan bir yürüyorsunuz. Sadağ Kanyonu'nun üstündeki şelaleye yaklaşık 2,5 saatlik yürüyüşte varıyorsunuz. Bütün doğa severler. Tabii ki Sadağ Köyümüz artık tanındı ama bu Durasan Köyümüz de tanınması gerekiyor. Doğal güzellikleriyle, işte deresiyle, içinde balıklarıyla. Hiç bozulmamış bir doğa var burada. Bütün Bursa'daki grup arkadaşlarımız doğa severler. Doğa severler mutlaka bu Durhasan Köyü'ne gelip burada bir organizasyon yapmaları gerekiyor. Çok basit. Geliyor veya bizi arıyorlar. Biz de arıyoruz yetkili arkadaşları. Onlar size yardımcı oluyorlar burada. Mutlaka buradan gelip bu kanyon içerisinde bu güzellikleri görmeleri gerekiyor ki tam zamanı. Mayıs ayında gelmenizi öneririz. Çünkü çilekler oluyor burada Mayıs 15'te. Kapat.